Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Bir saniye bağlıyorum. Selam. Hoştuk. Kusura bakmayın. Özür dileriz hocam. Estağfurullah. Ne güzel. Hocam bu seminerlere de çok katılıyorsunuz. Avrupa'ya da çok sık gidiyorsunuz. Hiç böyle kafanız başınızdan geçen komik bir anınız oldu mu o seminerler sırasında? Valla komik şeyler böyle hani hadi bize bir fıkra anlat deyince, komik şey anlat deyince aklımıza Aklınıza gelmez ya. gelmiyor. Anladım. Anladım. Ama hani hoşuma gideni söyleyeyim. Yakın zamanlarda olan bir şey bu. O seminerlerden de değil aslında ama hani sesle ilgili. Ankara'dan iki ayrı hocam konservatuvardan. Şimdi isimlerini onlardan izin almadan burada zikretmeyeyim. Estağfurullah, buyurun, Nisan buyurun. ayın, Nisan ayında doğum günümdü. Çok tatlı mesajlar aldım kendilerinden. Pardon, Böyle. Nisan'ın kaçı doğum gününüz? Bir. Aa, 1 Nisan. Doğum gününüz kutlu olsun hocam. Geçmiş doğum gününüz. Sağ olun, sağ olun. Koç burcu, Koç Sabah, burcu. evet. Sabah onların sesiyle Dominant. güne Dominant. başladım. Evet. Yani sabah onların sesiyle başladım. Böyle bir doğum günü mesajıyla böyle WhatsApp'tan. Ve çok keyifliydi. Yani ben kulak burun boğaz uzmanlığıyla ilgili işlerimi yapmaya devam ediyorum. Yani sesle çok uğraşıyorum. Yaklaşık son 15 senedir işte 2004'ten beri benim işimin büyük kısmını sesle ilgili şeyler alıyor ama işte çocukta görüyorum, burun ameliyatı da yapıyorum, bir sürü şey yapıyorum. Ama hani o tarafta bir hani o keyif aldığınız, daha böyle hani bir yandan hobiniz gibi işiniz olduğunda mutlu olduğunuz tarafınız. Dolayısıyla hani oradaki insanların sorunlarını çözdüğüm zaman ya da onlardan böyle hani pozitif şeyler aldığım zaman beni ekstra mutlu ediyor. Ne güzel. Benim o gün enerjimi arttırıyor. Ne bileyim o Ne hafta güzel. enerjimi arttırıyor. O toplantıların da hani çok seminere gidiyoruz, çok toplantıya katılıyoruz. Hani beraber de yapıyoruz. Siz de benzer şeyler yapıyorsunuzdur. Bize en çok kattığı o biliyorsunuz. Yani benim gibi düşünen, işte benim gibi bu işe emek harcayan, zamanını Güzel. veren, işte Ne güzel. ekonomik imkanlarını aktaran, dolayısıyla hani bu işten keyif alan başka insanlar da var. Aynı hisleri paylaşabildiğiniz o insanlar olduğu zaman o sizin böyle kollarınızın altından birisi desteklemiş gibi ayağa kaldırıyor. Bu çok keyifli bir şey. Onun için oralarda olmak, mesela az önceki videoyu ben gördüğümde gülümsedim. Yani baktım Eylül ayında dedim ben Burak Bey'i çekmiştim. O nerede var? Yani günün o kadar güzel bir anı ki o. O harika bir şey. Bir Sağ de olun. onları yapmanın ne kadar değerli olduğunu, her fırsatta yapmamız gerektiğini bu günler bize daha çok anlattı. Yani fırsat bulduğumuzda demek ki gerçekten bir araya gelmeliyiz. Fırsat bulduğumuzda gerçekten işte olabildiğince daha gençlere, bu işe şimdi o sizin teriminizle merak eden insanlara daha çok ulaşmalıyız. Evet. Çünkü işte belli zamanlarda farklı nedenlerle onlara ulaşamayabiliriz. Ulaşabilirken ulaşıp paylaşmak çok Doğru. kıymetli bence. Bizim bir de böyle bir şeyimiz var. Momen diye sağlığa giden yolda şarkı söyle. Harika. Yani diyor ki işte soğuk algınlığı ve gribi önlüyor. Ondan sonra şarkı söylemek beyin gücünü arttırıyor. Kaygıyı ortadan kaldırıyor. Antikorları arttırıyor. Deneylerde provadan sonra şarkıcılardan alınan tükürükte antikor salgısının arttığı gözleniyor. Kan basıncını düşürüyor. Koro şarkı söylemesi özellikle kalp atış hızını arttırıyor. Duruşunuzu Harika. geliştiriyor. Dediğiniz gibi şarkı söylerken göğsünüz genişliyor, sırtınız ve omuzlarınız düzleşiyor. Abdominal kasları ayarlıyor. Karın ve interkostal kaburgalar arası kasların hepsi şarkı söyleyerek tonlanıyor. Yüksek bir oksitosin alınıyor. Doğum sırasında ve seksle ortaya çıkan mutluluk hormonu şarkı söyleyerek de üretilebiliyor. Yani bizim şarkı söylememiz lazım ve size biz şarkı söylettireceğiz. Dünyada yapılan ses seminerlerinde birçok doktor şarkı söylüyor. Ben Aha. şahit oldum. Hatta Voice Foundation Philadelphia'da ben iki Aha. defa konser verdim. Hatta bu sene de gidiyordum. Ümit'e sürpriz yapacaktım da olmadı. Ümit orada bir konuşma yapacaktı. Beni de Aha. çağırdılar. Gidiyordum çünkü. Cincinnati'ye gitmeden önce oraya gidecektim, Philadelphia'ya. Siz şarkı söylemeyi ne kadar seviyorsunuz? Ya da şarkı söyleyenleri seviyorsunuz zaten. Çok. Tavsiye eder misiniz insanlarımızın? Eskiden benim annem şarkı söylerdi. Eşim şu anda beni duyuyorsa çok güzel şarkı söylüyor. İnanamazsınız yani. Çok iyi bir soprano. Harika. Eğitim de almış. Arda'nı tanıyorsunuz. Arda'ndan eğitim almış. Çok iyi tanıyorum, tabii. Evet. Yani devam edecek eğitimine. Başka hocalardan da alacak. Peki siz ne kadar tavsiye edersiniz? Bizim şarkı söylememiz gerekli olduğuna inanıyor musunuz? Öyle söyleyeyim. Ne bileyim. Yani ama Şimdi o, yani size bu de şarkı söyleteceğiz.
Söz. Söz, tamam. Benden de söz. Çalışacağım. Tamam, pardon, pardon. Pardon, pardon. Kesildi. Gene birisi arıyor. Gene tenor arıyor hocam beni. Gene tenor arıyor. Kayıtlardan dolayı aranıyoruz. Ama kulaklarını, yani sürekli... kulaklarını çınlattınız ama. Evet. Şey dedik. TBT demedik de BTB dedik. Bütün tenorlar katılsın, gelsinler yani. Ne diyorsunuz hocam bu şarkı söyleme olayıyla ilgili? Yani bu gösterdiğimiz moment sizce doğru mu? Sohbetin başından beri neden bahsettik? Objektif verilerden bahsettik. Evet, yani hocam. Gerçekten objektif verilerle biz bunları da kanıtlıyorsak, bırakın hisleri sadece, işte antikorlarımıza iyi geliyor, kan basıncımızı düşürüyor. Bir kere insana insan gerek diye çok güzel bir söz var. Yani sosyalleşmek evet. Çok güzel bir şey. İnsanların kendilerini mutlu eden, beraberken mutlu oldukları faaliyetleri yapmaları çok güzel bir şey. Dolayısıyla koroda şarkı söylemek isteyen var, biliyorsunuz bizim kulak boğaz uzman arkadaşlarımızdan da. Sevtap harika koronun içerisinde söylüyor. Evet. Kürşat'ın sesi çok güzeldir. Kürşat çok güzel söyler. İlter çok güzel söyler. Evet, yani merak edenler var. Yani benim nasıl diyeyim? Yani bunu söylemek de bir şey değil ama imkanım olmadı diyeyim. Hani bu konuda çalışacak. Çünkü buradaki hocalarım gene bana kızacaklar. Her seferinde söylüyorlar. Hadi hocam başlayacağız. Hadi hocam söyleyeceğiz. Ben biraz herhalde böyle çekinden çocuk şeklinde biraz geride kaldım. O konuda bir şeyler yapayım. Burada da var kulak boğaz uzmanı arkadaşlarımdan. Hadi abi koro kuracağız. Hep beraber başlayacağız falan diye. Biz o gazla bir şeyler yapalım bakalım. Atilla Bey var. Atilla Çağdaş Değer. Muammer Sun Korosu'nun şefi, aynı zamanda konservatuvarın ortaokul ve lise bölümünün müdürü. Çok değerli bir hocamız. Bizim bu 23 Nisan Marşı'nda, Yüzyılın Çocukları Marşı'nda çocuklarımızın şarkılarını, yani seslerini eğiten hocamız. Çok değerli bir hocamız. Ben ona soracağım. Diyeceğim ki, hocam Ankara'da kulak burun boğazcı doktorlarımızla bir çalışma yapar mısınız? Kesin yapar. İnanılmaz pozitif bir insan. İnanılmaz çok iyi kulağı olan bir insan. Hocam şöyle diyeyim, şöyle. Philadelphia'daki Voice Foundation'da yemin ederim doktorlar sıraya giriyorlar sahneye çıkmak için. Yani ben iki tane araya söyledim. Diyorlar ki şimdi doktor çıkacak, siz bekleyeceksiniz falan diyorlar. Allah Allah falan, şaşırdım böyle ilk söylediğim zaman. Yani Satolov da biliyorsunuz söylüyordu. Evet, sonradan öyle. Ameliyat oldu. Ondan sonra ama bas sesleri inanılmaz düşük şeyi var. Yani düşkünlüğü var ve çok seviyor bas sesleri. Ve hatta repertuarı da çok iyi biliyor. Bana diyordu ki işte Verdi'nin Ernani, Kemal ve Gio aryasını söyle benim master class'ımda. Ben böyle kaldım. Doktor ya bu nasıl bilir falan dedim. Ya biliyor yani. Gerçekten anlıyor sesler. Hocam burada sorular devam ediyor. Kusura bakmayın. Buradan sorulardan hocam benim de sorularım var. Burundaki konkaların büyümesi sonucu burnundan nefes alma zorluğunun tek çözümü ameliyat mıdır? Yok, konkaları büyüten değişik nedenler var. Yani her türlü iltihabi durumda, yani orada burun içerisinde inflamasyon yaratan çok değişik durumlarda konkalar büyüyerek buna cevap verir. Konka dediğimiz biliyorsunuz burnumuzun dış tarafında en büyüğü en alttaki olan, dışarıdan gelen havayı işte ısıtma, nemlendirme için en çok fonksiyon gören vasküler damarsal bir yumak şeklinde epitelin altında olan yapılar. Bazı insanlarda bu alerjiler nedeniyle, bu spesifik bir alerji olabilir ya da aynı alerjik rinitteki saman nezlesindeki belirtileri verecek şekilde farklı uyaranlar olabilir. İşte toz gibi, koku gibi, iyi kötü kokuların hepsi olabilir. Sıcak yerden soğuk yere çıktığında değişebilir vesaire. Buna tıkanıklık yaratan çok neden var. Onların bir kısmı cerrahiye ihtiyaç duymadan da gerek ağızdan ilaçlarla gerek burun spreyleriyle tedavi edilebiliyor. Ancak çok büyümüşse, yani ilaçlarla tedavi etmek güç hale gelmişse ya da fayda görme olasılığı azalmışsa ya da bunlar uzun süre denenmişse, o zaman küçültücü cerrahileri var. Onlar da yapılabilir. Onlar da demin söylediğimiz gibi bunun içerisinde yapılan ameliyatların hiçbirisi öyle çok korkulacak şeyler değil. O semptomları yaşayıp yaşam kalitesini düşürmek yerine hangi tedavi artık o hasta için uygunsa onun bir an önce yapılması uygun olur. Hocam bir tenorumuz geldi, bir de viola sanatçımız Sayın Eftel Altun geldi. Biz viola sanatçıları da önem veriyoruz. Şimdi diyoruz ki viola sanatçılarının özellikle Eftal'in korunması gerektiğini düşünüyoruz. Ona ben cam fanus yaptırıyorum şu anda. Cam sanatçısı arkadaşım yapıyor. Gerçekten yapıyor ve cam fanusun içine koyacağız ve orada çaldıracağız ona. Çünkü değerli tenorlar da öyle. Abdullah şimdi yazıyor. Şimdi bir sorumuz daha var. Sinüzit ameliyatı sesi değiştirir mi? Sinüzit ameliyatı sesi değiştirir mi? Teorik olarak değiştirir tabii.
Yani sinüslerimiz nerede biliyorsunuz? Burnumuzun çevresinde. En büyüğü yanaklarımızın içerisinde, kemiğimizin içerisinde. Alnımızda var, gözlerimizin arasında var ve gözlerimizin arkasında var. Bunlar burnumuzun içerisinde, kafatasımızın içerisinde boşluklar yaratarak, ben onu hastalarımla konuşurken şey diyorum, aynı diyorum bir çalgının, bir enstrümanın haznesi gibi, yani saz gibi, gitar gibi, oradaki akustiğini sağlayan, rezonansını sağlayan bir yapı. Bunun hani iltihaplı olması, sinüzit biliyorsunuz onun iltihapla dolması. Yani oradaki kavitenin içinin bir şeylerle dolu olduğunu düşünün. O zaman sesi değişir mi o çalgının? Değişir. Dolayısıyla buradaki tedavinin yapılması, yani sinüslerin tedavi edilmesi de sesin rezonansı üzerine mutlaka olumlu etki bırakır. Tabii profesyonellerde yaparken bu ameliyatları hep düşünmek lazım. Hani kronik sinüzite olamaz, hep öyle tıkalı olamaz ama hani vokal korttaki şeyleri hep düşünürüz ya, işte onun ses tipine göre ya da hani işte bir rock şarkıcısının işte seslerinin birazcık ödemli olması onun için hani pozitif bile olabilir ya da hani onun sesinin tanınmasına bir faydası olmuş olabilir. O dönemlerde çok düşünürüz ama sinüzit ameliyatı sesimi olumlu etkiler mi? Evet, etkiler. Kısa cevap. Viyolocular tenorları etkiliyor mu sizce? Etkiler mi? Tam olarak nasıl yapacaklar? Fanusun içinden mi etkileyecek, dışından mı etkileyecek? Hayır, şimdi siz onu edin. Fanusa, hocam, siz onu fanusa edin. Koyarsanız sesi nasıl çıkacak dışarıya? Hocam, sesin çıkmasına izin vereceğiz mi? Tabii. Ona özel sistem olacak. Yani bir aşağıda bir rezonans yaratacak bir sistem yaratacağım ben ona. Ahşap. Yani orada o ses çıkacak. Ehtal'in takip edin. Ehtal inanılmaz bir insan. Arşe ile kazak örüyor. Ehtal Altun kazak örüyor. Tamam. Ondan sonra mesela canı sıkılmış. Geçen de yeni yayın yapmış. Yeni bir video kaydetmiş. İstanbul'un sesleri, işte vapur sesi, simitçi sesi. Ondan sonra çok yaratıcı bir insan. Ve harika. Onunla da güzel bir programlarımız oluyor. Ehtal bizi çok destek veriyor. Ehtal'in bir de hocam piyanonun üzerinde çalma. Böyle vibrato veren ünlü piyanistlerimiz var biliyorsunuz. Piyanonun tellerinden çalıyor ya. Şöyle yapıyor ve esasında şöyle yapınca o dalga hareketi daha hızlanıyormuş gibi oluyor ama hiçbir şey olmuyor tabii ki. Ama Ehtal orada kanun çalıyor hocam. Ve kanunla bir ses yapıyor. Yani takip edin. Ama Ehtal'le ben her zaman tenorları birleştiriyorum. Çünkü tenorlarla Ehtal nasıl söyleyeyim size, bir bütün.